Merhaba arkadaşlar. Birinci soruya baktığımızda farklı yüksekliklerden V1 ve V2 hızlarıyla atılan cisimlerin hareket yörüngelerine göre V1 ve V2 oranı kaçtır? Arkadaşlar, bu cisimlerin yeryüzünde hareket yapmaları söz konusudur ve yatay yatış yapmışlardır. Düşeyde ise serbest düşme söz konusudur. Yani şurada baktığımızda ilk cismimiz 25 haçlık yükseklikten serbest düşmüştür. Yani bu olaya baktığımızda arkadaşlar şöyle bir parçalama gerçekleştirebiliriz. Birinci zaman diliminde yani ufak zaman dilimlerine bölmek istersek eğer bunu. H, 3H, 5H, 7H, 9H. Şöyle bir baktığımızda arkadaşlar ben 25 haşı 1, 2, 3, 4, 5 zaman dilimine bölebiliyorum. Yani birinci cisim arkadaşlar 5T gibi bir sürede düşmüştür. İkinci cisme baktığımda arkadaşlar H, 3H, 5H ve 7H dedikten sonra burada 16H'lık bir yükseklikten bahsederim. Burada da 1, 2, 3, 4T'lik zaman dilimlerine bölebilirim. Yani bu arkadaş da 4T gibi bir süre uçmuştur arkadaşlar. O zaman bir V1 hızıyla 5T süre gittiğinde arkadaşlar yani mesafeleri ikisinin de x kadarlık mesafeyi gideceklerdir. O zaman şunu diyebilirim. V1 çarpı 5T eşittir. V2 çarpı 4T şeklinde ifade edebilirim arkadaşlar. Buradan baktığımızda T'ler sadeleşir. V1'in V2'ye oranı arkadaşlar 4 bölü 5 şeklinde gelmiş olur. Cevabımız B şıkkıdır. İkinci soruya geldiğimizde arkadaşlar, şekildeki sistem ok yönünde sabit hızla hareket etmektedir. Cisimlerin yerleri değiştirilip sistem serbest bırakılırsa yeni ivme kaç G olur? Arkadaşlar burada her şeyden önce biz net kuvveti hesaplayalım. Aşağıya doğru MG'lik bir kuvvet çekecek. Ve bu MG'lik kuvvet arkadaşlar 4M'le beraber M cismini çekmeye çalışacak arkadaşlar. Yani burada baktığımda aşağıya doğru MG'lik bir kuvvet çekiyor. Ancak arkadaşlar şurada Fnet'in ben 0 olduğunu görüyorum. Sabit hızla hareket ediyor çünkü. O zaman burada Fs'nin de arkadaşlar mg kadar olması söz konusu ve Fs eşittir mgk şeklindeydi. Fs mgk ise arkadaşlar yani buradan baktığımda Fs eşittir 4mgk mg'ye eşitmiş arkadaşlar. Buradan mg'ler gittiğinde k eşittir arkadaşlar 1 bölü 4 şeklinde gelmiş oldu. K 1 bölü 4 şeklinde geldiğinde arkadaşlar ben cisimlerin yerlerini değiştirdiğimde sistemi tekrar sorgulayacağım arkadaşlar. Yani o zaman 4M'lik cisim aşağıya konacak. M kütleli cisim yukarıya konacak arkadaşlar. Ve ben K'nın 1 bölü 4 olduğunu biliyorum. Yani K'nın 1 bölü 4 olduğunu biliyorsam arkadaşlar şöyle bir şey diyebilirim. Buradaki Fs maksimum değeri bulalım. Fs arkadaşlar mg çarpı 1 bölü 4 şeklinde. Yani mg bölü 4 şeklinde gelecek. Burada aşağıya doğru 4mg'lik bir kuvvetim çekecek. Ve ben net kuvveti bulmalıyım her şeyden öncesi. Fnet eşittir. 4mg eksi mg bölü 4 şeklinde gelmiş olur. Ve buradan Fnet'im paydasını eşitlediğimizde 15mg bölü 4 şeklinde gelmiş olacak. Net kuvvetim 15mg bölü 4'tür arkadaşlar. O zaman Fnet eşittir. Fnet eşittir.
M toplam çarpı A sistem şeklinde yaklaşırım. Ve toplam kütlem 5M şeklinde gelir. Net kuvvetim de 15MG bölü 4'tü arkadaşlar. Çarpı 5M çarpı A'ya eşit olacak. Buradan M'ler gitti. 5 ile 15 sadeleşti. 3 şeklinde kaldı. O zaman sistemin ivmesi A eşittir 3 bölü 4G şeklinde gelmiş oldu arkadaşlar. Cevap D şıkkıdır. Üçüncü soruya geldiğimizde arkadaşlar. Yukarıdaki devrede üreteçler özdeş, iç dirençleri 4 ohm, elektromotor kuvvetleri ise 20 volttur. O zaman arkadaşlar burada her bir üreticimin 20 voltluk bir potansiyel farkı var. 20 volt. Şurada 20 volt. 20 volt. 20 volt. 20 volt. 20 volt ve 20 volt. Arkadaşlar burada iç dirençleri de yerine yazdığımızda 4 ohm, 4 ohm, 4 ohm, 4 ohm. Devreyi tekrar düzenlediğimizde arkadaşlar şöyle bir şeyle karşılaşırız. Burada bir 40 volt vardır ve dışarıdaki sol taraftaki üreteçler birbirine seri bağlıdır. 8 ohmluk bir iç direnç oluşturur. Paralel bağlı gruba geldiğimizde arkadaşlar şurada bir 60 volt vardır. İç direncim de arkadaşlar bu grubun 4-4-4 şeklinde baktığımda 12 ohmluk bir iç dirençten bahsederim. Aşağı bölüme baktığımda ise arkadaşlar yine aynı şekilde 60 voltluk bir potansiyel fark, 12 ohmluk bir dirençten bahsederim. Sistemi şöyle devam ettirdiğimde şu şekilde 36 ohmluk bir direncim söz konusu. Arkadaşlar yukarıdaki paralel bağlı grupta 60 volt üst tarafta, 60 volt da alt tarafta potansiyel fark vardır. Yani aslında paralel bağlı grubun potansiyel farkı toplamda 60 volttur. Ancak birbirine bağlı olan iki tane arkadaşlar 12 ohmluk iki tane direncim var. Bunlar birbirine paralel bağlı olduğu için ortak direncim arkadaşlar 6 ohm şeklinde gelecek. Yani o zaman ben devreyi bir tık daha düzenliyorum. Şöyle bahsediyorum. 40 volt burada, 8 ohm burada. Burada arkadaşlar 60 voltluk bir potansiyel var. Ve 6 ohmluk bir direncim var. Yani 12 ile 12 paralel bağlandığında arkadaşlar R eşim, buradaki R eşim 6 ohm şeklinde gelecek. Ve devreyi bir tekrar gözlemliyorum. 36 ohmluk direncim de burada. Ve devreyi tekrar düşündüğüm anda arkadaşlar artık bu iki sistemi de birleştiriyorum. Yani 100 voltluk bir potansiyel farkım vardır arkadaşlar. 100 volt. İç direncim 8 artı 6'dan 14 ohm şeklindedir arkadaşlar. Ve aşağıda da 36 ohmluk bir direncim söz konusudur. Ve bu sistemde baktığımızda ben devrede dolanan akımı bulayım. Yani V eş değerim eşittir I eş çarpı R eş değerimdir. Arkadaşlar burada baktığımda 100 voltluk potansiyel fark, I eşimi bilmiyorum şu anda, ana kol akımımı bilmiyorum. Ancak R eş 14 ohmla 36 ohm birbirine seri bağlıdır ve 50 ohmluk bir direnç oluşturur arkadaşlar. Buradan da ana kol akımım I arkadaşlar 2 amperlik bir akım gelir. Bana ne sormuş diye bakıyorum şimdi. 36 ohmluk dirençte harcanan güçten bahsediyor. O zaman
Direnç üzerinde harcanan güç için P eşittir I kare R şeklinde yaklaşacağım. Buradan da arkadaşlar P eşittir 2'nin karesi çarpı 36 şeklinde baktığımda 4 kere 36 144 wattlık bir güç harcanmaktadır arkadaşlar. Cevabım D şıkkı şeklinde gelir. Dördüncü soruya geldiğimizde M kütleli cisimler şekil 1 ve şekil 2'deki gibi özdeş yaylara bağlanmış. Sırasıyla x ve 4x kadar sıkıştırılıp serbest bırakılarak basit harmonik hareket yapmaları sağlanmıştır. Arkadaşlar bu bir yay sarkacı şeklindedir. En genel ifadesiyle yay sarkacında periyot ifadesi 2 pi kök içinde m bölü k şeklindedir. Bu aklımızda dursun arkadaşlar. Bir de şunu bilelim. E yay, yayda depolanan enerji arkadaşlar 1 bölü 2 kx kare şeklindedir. O zaman ilk yayım x kadar sıkıştırıldığında yani E kadarlık bir enerji depo edilmiştir. İkinci yayıma baktığımda E yay 2 şeklinde vereyim. 4x sıkıştırıldığında ise ben ifadeyi tekrar bakayım. 4x'in karesi de 16x kare yapacak arkadaşlar. Ve burada depolanan enerji 16E şeklinde olmuş olacak. Şimdi arkadaşlar her iki durumda da yay sabitleri K ve kütleler M ise periyot ve frekans değerleri aynıdır. Birbirine eşittir arkadaşlar. Maksimum ivme büyüklükleri. Arkadaşlar ne kadar fazla enerji depolarsan o yay o cismi geriye fırlatmak için o kadar fazla bir kuvvet uygulayacaktır. Yani ivme büyüklükleri eşit değildir, farklıdır. Denge noktasından geçtikleri andaki hız büyüklükleri. Arkadaşlar fazla sıkıştırılmış olan yayda denge noktasından geçerken çok daha hızlı geçer ve farklıdır arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı yalnız bir şeklinde gelmiş olur. Beşinci soruya baktığımızda evrende her cisim mutlak sıfırın üzerinde bir sıcaklığa sahip olduğundan elektromanyetik enerji üretir. SETI adındaki program radyo teleskoplarla galaksideki yaşam ihtimalini temelde bu bilgiye dayanarak araştırıyor. Teleskobun algıladığı frekans aralığı 400 ile 800 MHz ise aşağıdaki dalga boylarından hangisini ölçebilir? Arkadaşlar genel ifademizi yazalım. Yani C eşittir lambda f şeklinde bir yaklaşımda bulunalım. Burada baktığımızda arkadaşlar C ışık hızıdır. Yani 3 çarpı 10 üzeri 8 eşittir. Lambdasını inceleyeceğiz. İlk önce küçük frekanstan bakıyorum. 400 MHz'den bahsediyor. 400 MHz demek mega demek arkadaşlar. 10 üzeri 6 ifadesidir. Buradan sistemimizi düzenlediğimizde hatta şuradan 2 sıfırı 300'ün yanına verelim. Yani 300 yapalım. 10 üzeri 6 şeklinde gelsin. Lambda çarpı 400 çarpı 10 üzeri 6 şeklinde düzenleme yaptım. 10 üzeri 6'lar gitti arkadaşlar. Şurada ikişer sıfır gitti. İlk dalga boyum lambda eşittir arkadaşlar. 3 bölü 4 şeklinde gelmiş oldu. 3 bölü 4 metreden bahsediyorum. İkinci durumda ise arkadaşlar 3 çarpı 10 üzeri 8 eşittir. Lambda çarpı 800 çarpı 10 üzeri 6 şeklinde getireceğim ifadeyi. Buradan da arkadaşlar 300 çarpı 10 üzeri 6 diyorum. Eşittir. Lambda çarpı 800 çarpı 10 üzeri 6'dan bahsediyorum. 10 üzeri 6'lar gitti. Şuradan sıfırlar gitti. Ve lambda 2 dediğimiz ikinci durumdaki lambdamız arkadaşlar. Lambda 2 3 bölü 8 metre şeklinde gelmiş oldu arkadaşlar. Ve burada inceleyecek olursak buradaki lambda bize sorduğu soru teleskobun aldığı frekans aralığı.
400-800 MHz ediyor. Yani bu aralıktaki dalga boyunu ölçebilmesinden bahsediyorum. Ve benim aradığım değer arkadaşlar lambda 1 ile lambda 2 arasında olmalıdır. Burada baktığımda arkadaşlar bu 3 bölü 4 metre yani yaklaşık 0,75 metreden bahsederim. Ve diğeri de 3 bölü 8 diyor. Bunun da yarısıdır arkadaşlar. Yani 0,375 şeklinde geliyor sanırım. Ve burada baktığımda bu aralığa düşen metre uzunluğu dediğim anda C şıkkına gitmiş olurum arkadaşlar. Altıncı soruya geldiğimizde sabit omega açısal hızıyla dönen bir tahta üzerinde cisim ancak dengede kalıyor. Cisim ile tablo arasındaki sürtünme katsayısını bulabilmek için niceliklerinden hangilerinin bilinmesine gerek yoktur diyor. Arkadaşlar burada sistem dönerken bu sistemi dengede tutan kuvvet Fs yani sürtünme kuvvetidir. Ve bu sürtünme kuvveti zaten merkezcil kuvveti temsil etmektedir arkadaşlar. Yani ben şunu diyebilirim. Fs eşittir mv kare bölü r ya da m omega kare r şeklinde yaklaşabilirim. Ve ben Fs'nin burada aşağıya doğru cismin ağırlığı vardır. Yukarıya doğru n tepki kuvveti vardır. Ve Fs'nin n çarpı k olduğunu biliyorum. Ve burada da n arkadaşlar mg'ye eşittir. O zaman bir tık daha açacak olursak Fs eşittir mgk şeklinde tanımlayabilirim. Bu da eşittir mv kare bölü r. Bu da m omega kare r şeklinde gelir. Arkadaşlar burada baktığımda m'leri sadeleştirebiliyorum. M'leri sadeleştirdikten sonra ve hatta niceliklerinden hangilerinin bilinmesine gerek yoktur diyor. Arkadaşlar cismin kütlesinin bilinmesine gerek yoktur. Ve devam ettiğimizde arkadaşlar k'yı yalnız bırakmak istesek k v kare bölü gr şeklinde gelebilir ya da k eşittir omega kare r bölü g şeklinde gelebilir. Buradan baktığımda yer çekimi ivmesini bilmem gerekiyor. Ve omega'yı da açmak istersem arkadaşlar k eşittir 2 pi f bunun karesi çarpı r bölü g şeklinde düşündüğümde hareket periyodu ya da frekans arkadaşlar bilinmesi gerekir. Dönme eksenine uzaklık yarıçaptan bahsediyorum. Bunun da bilinmesi gerekir. O zaman arkadaşlar cismin kütlesinin bilinmesine gerek yoktur arkadaşlar. Yedinci soruya geldiğimizde yukarıdaki kavram haritasındaki boşluklara aşağıdaki kavramlardan hangisi yazılmalıdır? Arkadaşlar temel parçacıklar ikiye ayrılacak. Yarım spinliler ve tam spinliler olmak üzere. Arkadaşlar tam spinlilerin altına bozonlar diyeceğiz. Burada baktığımızda yarım spinlilerden indiğimizde fermiyonlar, fermiyonlar da arkadaşlar kuarklar ve leptonlar olarak ayrılacak. Leptonları da arkadaşlar 3'e ayırıyoruz. Müyonlar, nötrino ve elektron şeklinde arkadaşlar. O zaman birinci yargımız leptonlar, ikinci elektron, üç bozonlar şeklinde gelir. Cevabımız D şıkkı şeklinde gelmiş olur arkadaşlar. 8. soruya geldiğimizde paralel yerleştirilen levhalar arasında serbest bırakılan eksi Q yüklü parçacık önce 9E, en son 16E kinetik enerjisine sahip oluyor. Buna göre üreteçlerin gerilimleri V1'in V2'ye oranı kaçtır? Arkadaşlar bir parçacık serbest bırakıldığında buradan
yüksek potansiyelden düşük potansiyele ya da eksi yüklü parçacık olduğu için giderek kinetik enerjisi artmaktadır ve kinetik enerji, potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüşmesi söz konusudur. Yani o zaman Q çarpı V1'den bahsedelim. Bu 9 eğlik bir kinetik enerjiye dönüşmüş. Ve devamında baktığımızda arkadaşlar hızlanmaya devam etmiş. Yani Q çarpı V1 artı V2 bu toplamda 9 eğrinin üzerine ilave gelmiş. Yani 16 eğlik bir enerjiden bahsederiz arkadaşlar. Bunları oranlamaya kalktığımızda şuradan E'ler gider, şuradan Q'lar gider. V1'in V1 artı V2 oranı ise arkadaşlar 9 bölü 16 şeklinde gelir. 16 V1 eşittir 9 V1 artı 9 V2 şeklinde gelmiş olur. Ve ufak bir düzenleme yaptığımızda 9'u öbür tarafa attığımızda 7 V1 eşittir 9 V2 şeklinde gelir. V1 9V, V2 de 7V'lik bir potansiyeldir arkadaşlar. O zaman V1'in V2'ye oranı da 9 bölü 7 şeklinde gelmiş olur. 9. soruya geldiğimizde yukarıda verilen örneklerden hangileri ısı iletim hızıyla açıklanabilir? Açıklamasını yapmış arkadaşlar. Isı iletim hızı kesit alanına, sıcaklık farkına, kalınlığa, maddenin türüne bağlıdır. Birinci yargıya baktığımızda aynı ortamda uzun süre kaldıkları için ısıl dengede olan halı ve betona aynı anda bastığımızda betonu daha soğuk algılamamız. Arkadaşlar beton halıya göre ısıyı daha hızlı iletir. Yani ısı iletim hızıyla direkt olarak ilişkilidir. İkinci yargıya baktığımızda bütüne göre parçalanmış buzların daha kısa sürede erimesi. Arkadaşlar buzları parçaladığımızda biz yüzey alanını artırmış oluruz ve ısı iletim hızını da arttırmış oluruz. Üçüncü yargıya geldiğimizde pencere camlarının çift tasarlanması. Arkadaşlar pencere camlarını çift tasarlayıp arayı boşalttığımızda ısı iletim hızını aşağıya düşürmüş oluruz. Bu da ısı iletim hızıyla ilişkilidir arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı şeklinde gelir. 10. soruda açık hava basıncının ölçüldüğü şekildeki sistem için ortam sıcaklığı ifadelerinden hangileri doğrudur? Birinci yargıya bakıyoruz arkadaşlar. Ortam sıcaklığı düşerse H yüksekliği azalır diyor arkadaşlar. Arkadaşlar ortam sıcaklığı düşecek olursa burada açık hava basıncına baktığında, coğrafi olarak da baktığında açık hava basıncında artış söz konusudur ve H yüksekliği artar arkadaşlar. Tüpün kesit alanı küçülürse H yüksekliği değişmez. Arkadaşlar dışarıda bir P0 vardır ve bu P0 HDG'ye eşittir. Yani P0 eşittir HDG şeklindedir. Bu nedenle de kesit alanından bahsetmiyoruz zaten. H yüksekliği değişmez. Bu ifade doğrudur. Ortamda rüzgar eserse H yüksekliği azalır diyor arkadaşlar. Ortamda rüzgar esecek olursa bir bakıma akışkanlar mekaniğinden bahsederiz. Yani şundan akışkanların hızının arttığı yerde basınç düşer arkadaşlar. Yani rüzgarlı bir havada açık hava basıncı daha düşüktür arkadaşlar ve H yüksekliği azalır arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı şeklinde gelmiş olur. 11. soruya geldiğimizde arkadaşlar diyotlu devreler kurulmuş. Diyot elektrik akımını tek yönde geçiren yarı iletken devre elemanıdır. Diyotlar doğrultma devrelerinde devre elemanlarını korumak için kullanılır der. Buna göre yukarıdaki devrelerden hangisinde akım oluşmaz? Yani hangisinden akım geçmez? Arkadaşlar akım her şeyden önce yüksek potansiyelden alçak potansiyele doğru akar. Yani burada baktığında eksi 20 ve eksi 50'den bahsediyorsam burası yüksektir.
Burası alçaktır. Ve diyot şu görüldüğü şekilde i'yi bu şekilde geçirebilir arkadaşlar. Birinci şekilde yüksek potansiyelden alçak potansiyele doğru akımım oluşur. İkinciye baktığımda burada topraklama vardır. 0 voltluk bir potansiyelden bahsederim. Ve yüksek potansiyel sıfırın olduğu yerdir arkadaşlar. Yani eksi 30'a göre bakarım. Yüksek potansiyelden alçak potansiyele doğru akmasını bekliyorum. Ancak i burada tıkanıp kalmıştır arkadaşlar. Diyot akımı geçirmemiştir. Ve diğerinde baktığımda 70 volt 40 volta göre daha yüksek potansiyeldir. Ve i oluşabilir. Yani cevabımız arkadaşlar böyle bir durumda yalnız 2'den akım geçmez. 1 ve 3'ten akım geçebilir arkadaşlar. 12. soruya geldiğimizde atal eksene paralel yollanan ışının izlediği yol şekildeki gibidir. Buna göre yargılardan hangileri doğru olabilir? Arkadaşlar asal eksene paralel gönderilen ışın odaktan geçer. O zaman X cismimiz arkadaşlar odakla mercek arasında kaldığı için odakla mercek arasındaki cismin görüntüsü sanaldır arkadaşlar. Birinci yargı doğrudur. İkinci yargıya baktığımızda arkadaşlar Y cismi odaktan dışarıdadır. Odaktan dışarıdaki cismin görüntüsü her zaman ters ve gerçek görüntüdür. İkinci yargı da doğrudur. Y cisminin görüntüsü kendi boyundan küçüktür. Arkadaşlar, Y cisminin görüntüsü şöyle baktığımda F ve merkez. Y cisminin görüntüsü arkadaşlar merkezle odak arasındaysa düzeltiyorum. Y cismi merkezle odak arasındaysa arkadaşlar kendi görüntüsü merkezden dışarıdadır ve kendinden daha büyüktür. Evet olabilir arkadaşlar. İkinci durumsa arkadaşlar Y cismi merkezden dışarıda olmaya kalkacak olsaydı eğer bu durumda da arkadaşlar Y cisminin görüntüsü merkezle odak arasında gerçekleşecekti ve kendinden daha küçük olacaktı. Bu aklımızdan çıkmasın arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı şeklinde gelmiş olur. 13. soruya geldiğimizde bir araba markası çarpışma testi için cansız mankeni emniyet kemeri takmadan sürücü koltuğuna yerleştirmiştir. Araç yatay yolda 8 metre bölü saniyelik sabit hızla duvara çarptığında T sürede durabilmektedir. Bu sırada kütlesi 90 kilogram olan manken direksiyonun kollarına uyguladığı tepki kuvveti ile vücuduna etken sürtünme kuvvetleri yardımıyla durabilmektedir. Çarpışmada mankenin arabaya göre hareketsiz kalabilmesi için ortalama itme kuvveti en az 3600 Newton ise T süresi kaç saniyedir? Arkadaşlar burada araç hızlanmış, o hızla giderken duvara çarptırılmış ve durdurulmuş. Burada oluşturulan itme eşittir momentum değişimi şeklinde bakacağım. Yani F çarpı delta T eşittir M çarpı delta V'den bahsedeceğim. Arkadaşlar 3600 Newtonluk bir kuvvetle durduruluyor. T gibi bir sürede. Ve burada baktığımda 90 kilogramlık mankenden bahsediyorum. Ve hız değişiminde arkadaşlar 8 metre bölü saniye şeklinde gelecek. Yani aslında bu ifadeler vektöreldir. Ancak en son saniyeyi bulacağımız için değişimlerine baktım. Yani 3600 Newtonluk bir kuvvet 8 metre bölü saniyelik bir hız değişimine sebep olacak T sürede. Ve buradan arkadaşlar şuradan sıfırları götürelim. Şurada 90 ve 40 şeklinde geldi. 40 T eşittir
arkadaşlar 8 şeklinde gelmiş oldu. Ve T eşittir 8 bölü 40'tan 1 bölü 5 ve T de eşittir 0,2 saniye şeklinde gelmiş oldu. Cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. 14. soruya geldiğimizde aşağıdaki cihaz ve devre elemanlarının hangisinin yukarıda açıklaması yoktur diyor. Yarı iletken diyot temelli ışık yayan elektronik devre elemanıdır. Arkadaşlar bu LED'dir. Damar yolu ile enjekte edilen metabolik radyoaktif ajanların biriktirdiği dokuları görüntüleyen nükleer tıp cihazıdır. Arkadaşlar PET'ten bahseder. Diğer bir ifadeye gelelim. Kutupların elektriksel yükünü elektrik alanın içinde depolayabilen bir yalıtkan malzemenin iki metal tabaka arasına yerleştirilmesiyle oluşan devre elemanı kondansatördür. Bir iletken telin sarılmasıyla oluşan bu elemana alternatif uygulandığında akımın yönü sürekli değiştiği için sürekli değişken bir manyetik alan oluşur. Arkadaşlar bobinden bahsetmektedir. Açıklaması olmayan cihazımız MR cihazıdır arkadaşlar.